Yani Demir Bey, ben yıllardır Artemim'le çalışıyorum. Ama istediğim bir şeyin tam olarak uygulandığını bir kere bile görmedim. Ne istediyseniz yaptık Pirim Hanım. Geçen sene salonumun bir duvarını tamamen cam olmasını istemiştim. Yaptınız mı? Evet yaptık. O tarafın değil canım, öbür duvarın. Ama taşıyıcı kolonu yıkamayacağımızı itinayla açıklamıştık. Devam edin lütfen. Yenilikler istiyorum. Herkesin ilk defa bende göreceği tasarımlar. Güzel. Aklınızda bir şeyler vardır muhakkak. Nasıl anlatsam? Mesela mavi ağırlıklı bir tasarım önermişti ekibiniz. Oysa ben daha tutkulu bir iç mekan arıyorum. Hmm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, hayır. Materyallerin rengi önemli tabii ama... Açıkçası ben tutkuyu ışıkla yansıtma taraftarıyım. Aydınlatmaları bile devre dışı bırakabileceğiniz bir şömine ateşinin yansıması. Ve bunu tamamlayacak hoş detaylar. Ama evde şömine yok ki. Ha. Peki o zaman. Selin Hanım not aldınız değil mi? Duvarlar içinde... salonun cama dönüştürülen duvarında... Yansımayla ışık oyunu yaratabileceğimiz bir materyal. Bir dakika, bir dakika. Eve şömine yaptırmamız daha doğru mu olur diyorsunuz yani? Sizin eviniz, sizin kararınız. Ben böyle duvarları altın renginde istiyorum. Ayrıca salona büyük bir varaklı ayna taktıracağım. Yani altın duvar üstüne altın çerçeveli ayna istiyorsunuz. Evet şekerim. Ne oldu? Yani Dirim Hanım, o çok boğar. Bir de sizin eşyalarınız modern olmaz yani. Çok göz yorar. Dergilerde görüyorum. Gayet güzel. Ayrıca ben öyle istiyorum. Selin Hanım yazın. Salona altın varaklı ayna. Evin giriş bölümüne gelecek olursak... Demir Bey, geçiştirmeyin öyle ayna konusunu. Ben sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Peki. Ben olsam aynayı yatak odasının tavanına koyardım. Yatağın tam üstüne. Ya öyle mi? Öyle diyorsanız. Yok artık. Ayna, yatak. Canım yorulma sen. Demir Bey beni anladı. Bu kadar uyumlu olmamız kader gibi bir şey. Size teslim oluyorum Demir Bey. Siz nasıl isterseniz size bırakıyorum. Güzel. O zaman bir sonraki toplantıyı çizimler üzerinden yaparız. Emin olun pişman olmayacaksınız. Görüşmek üzere. Yaptığınız hiç etik değil yalnız. Neymiş etik olmayan? Cazibenizi zavallı kadının üstünde kullanıp istediklerinizi yaptırıyorsunuz. Cazibemi kullansaydım bilirdim. Ne demek o? Selin, notlarını aldım. Hadi işine. Selin, ne oldu içeride? Ne konuştular? Anlatsana biraz. Dirim Hanım nasıl delirtti Demir Bey'i? Detay ver bize, duygu ver, mimik ver. Vallahi saçma sapan şeyler oldu. Ee? Demir Bey'le çok iyi anlaştılar. Ha? Saçmalama canım. Olmaz öyle şey. Yani yıllardır Burak'a kan kusturan kadın. Yani sadece Burak mı? Hepimize. Demir Bey o kadını aldı. Yüzüne bile bakmadan minnoş bir kediye çevirdi. Kadın da yazık. Mırıldaya mırıldaya. Siz nasıl isterseniz size bırakıyorum. Deyip gitti. En pis müşteri bile istemedim yani şu an. Operasyon için sıfır, Demir Eren değil bir. Ya dur, dur bir sakin ol ya. Ya üzülme canım arkadaş. Bulacağız bir onu. Bulacağız. Ayy.
Ay otopark. Ay Selim, bu durdukça ağırlaşmış. Ben almıyorum bile artık. Bütün koku hücrelerim öldü galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.